İstersen giderken seni de bırakayım. Komutanım, benim bir iki işim vardı. Gelmişken onları da halledeyim. Peki, sen bilirsin. Babacığım. Sen nereden çıktın Suzi? Dershanede değil miydin? Son dersten çıkıp geldim babişka. Ah Suzi, ah. Hadi gidelim, hoşça kal Levent. Komutanım. Alayda tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf şeyler mi? Yusuf Uzbay. Araba almış. Ne olmuş? Bu parayı nereden bulmuş? Ne olacak ki? Maaşından arttırdıklarıyla almış olabilir. Alt tarafı ikinci el bir araba aldı diye arkadaşını karalamak yakışıyor mu sana Kerim? Komutanım, sadece bu değil. Biri kantinde $100 bozdurmuş. $100 mı? Allah Allah. Bu işi yüzüne gözüne bulaştırmadan git öğren bakalım kimmiş $100 sahibi. Emredersiniz komutanım. Ben nasıl olsa Tosun'dan öğrenirim. Şimdi alaya giriyorum. Bir saat sonra araçta çıkarım. Evet. Ha ne diyeceğim? Sarı Volvo'su değil mi araba? Tamam baba merak etme. Hadi görüşürüz bir saat sonra. La deylikse. Mis gibi patatesi mındar ettin ya. Sana inanamıyorum ya. Bunun ne güzel kızartması oldu. Yanına ketçap, mayonez, oh. La bir sus! Lan ağız tadıyla bir intikam alayım ya ne olur. Deylikse. İntikam. Soğuk yenen bir yemekti değil mi? Tamam. Baştan başlıyorum. Dinle şimdi. Oradan Yusuf onun kontağını çevirince ne olacak? Patatese yazık olacak. Yanlış cevap. Vosvos'a yazık oluyor. Nasıl olduğunu anlatıyorum şimdi. Egzoz dumanı buradan borudan çıkamadığı için geri dönecek. Devir daim yapacak. O şeyin içinde neydi onun adı? Motor. Motor. Motora geliyor. Motoru boğuyor. Sonra da istop. Ondan sonra da sen Yusuf Uzman'ın sana kaktırdığı nöbetlerin intikamını almış olacaksın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mideni çalıştırdığının yarısı kadar çok değil, yarısı kadar kafanı çalıştırsan var ya Bill Gates halt etmiş. Azıcık acele edin be Cankuş'ta. Ne yaparsınız buraları çat çat çile çalarsınız. Şimdi gelecek birisi yakalanacağız. Şimdi bak deliksin. Madem öyle şu arabanın kapılarını da haşat edelim. Kapıları da haşat edelim. Bir de şebelerini sökelim. Madem elimizdeymiş, madem başlamışız bu işe. Çılgınsınız. Gerçekten çılgınsınız. Gözlerime yaşartıyorsunuz. O Sado var ya Sado. Bana artistlik yapmak demiş görsün bakalım. Sabaha kadar döşeme nöbeti. Parçalayın arabayı. Pert. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Cemal Çavuş'um. Söyle uşağım. Hayalet binbaşı aniden gelirse ne yapmamız lazım? Elini öpmemiz lazım. Ulan nereden bileyim ne yapmamız lazım ya? Sanki benim sülalemde hayalet vardır. Ben çok korkuyorum Çavuş'um. Ulan ben de çok korkuyorum ama bak belli etmiyorum. Sen de öyle yap. Belli etme. Hayalet korkana gelirmiş. Ha. Dur belli etmeyeceğim şimdi. Nasıl? Oldu mu? Ulan niye değilsin ya? Yoksa altına mı kaçırdın? Ana para. Hamide yüzlük, Benjamin yüzlük. Abi palilere bak bir sürü duyak gelmiş. Zengin oldu. Şşt! Bunlar yaşıyor lan. Bunlar canlı mı? Benjamin Franklin. Ben kapıda nöbet tutuyorum. Toplayın şunları. Topla. Hepsini topla. Topla. Hepsini. Dur. Çilsun. Necisun. Parolayı söyle. Beni tanımadım asker. Ha? Binbaşı Ersan. Binbaşı Ersan mı? O da kim ya? İkinci taburun yeni tabur komutanı. Kusura bakmayın. Parolayı söylemeniz lazımdır. Asker. Çağır albayını. Onunla görüşeceğim. Uy. Albayı mı çağırayım? Ya bu saatte nereden bulacağım albayı? Sen çağıramıyorsan ben çağırayım. Sizi şikayet edeceğim. Durun komutanım. Bu saatte rahatsız etmeyin albayımızı. O zaman bırakın da geçeyim.
Ha burada çok önemli işlerim var. Sizi sevdim asker. Akıllı adamlara benziyorsunuz. Size 40 gün kafa izni yazıyorum. İsimleriniz ne? Naci Tosun Kayseri. Cemal Ekimoğlu, Trabzon komutanım. Tamam. Al bakalım. Bunu hak ettiniz. Bu kadar nöbet yeter. Gidin kantinde oturun. Biraz eğlenin. He? Allah razı olsun komutanım. Sağ olun komutanım. Asker! Ne yapıyorsun burada? Hiç komutanım. Biz buradan geçiyorduk. Kademeyi kontrol edelim dedik. Asayiş Berkemen komutanım. Ne yapabiliriz komutanım? Para mı topluyoruz yani? Aa, öyle yani. Tabii ki öyle komutan. Bizim parayla işimiz olabilir ki burada parada değiş olabiliriz. Kay! Kaybolun dedim ben burada. Emredersiniz komutanım. Takma takma konutuyorlar. Ne parası ne... Hepsi bir ayrı talak olmuş bunların ya. Açar odağımı, babam tarafıma belli değil. Kerim, sen şimdi bu paranın sahte olduğunu anlamadın mı? Anlamadım komutanım. Vallaha bayılmayacağım komutanım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Seyfi, şu alayda dolaşan bir binbaşı olayı var. Sen gördün mü? Hayır komutanım. Ama Tosun'la Cemal görmüşler. Hatta onlara bir izin kağıdı vermiş. İzin kağıdı mı? Evet komutanım. Gel. Komutanım, vallahi dedim. Böylesi istemeyin benden. Buz gibi soğurum sizden dedim. Ama anlatamadım komutanım. Tamam Naci, ağlama. Dün bir tane binbaşı sana izin kağıdı vermiş. Yanında mı? Yok, değil. Getireyim mi? Sen dur, Seyfi getirir. Peki bu parayı sana kim verdi? Hı? Kapı mı dinliyor? Levent Usta, hemen müsaade etme. Hayırdır? Yemeğe mi gideceksin? Hiç şakanın sırası değil Seyfi. Oğlum Levent Usta, hemen şimdi çok sinirli. Birisi kantinde sahte 100 dolar kullanmış, Tosun'a onu soruyor. Ne? Sahte mi? Allah'ım, ya Rabbim, benim günahlarımı affet. Çok iyi biri olamadım biliyorum. Benim de engelsizliklerim de var. Şişt, panik yok. Bak kardeşim, panik yok. Hemen içeri giriyorsun, itiraf ediyorsun, tamam mı canım? Bak bunların hepsi hafifletici sebep olabilir. Hem bir kere sen o parayı bulduğunda o paranın sahte olduğunu biliyor muydun? Vedat doğru söylüyor. Tücüm o. Sevgili içeri Levent Üstemen'de konuştaki mülebili oldu de. Zaten sen söylemesen şimdi Tosun içeride o söyleyecek. Gitsen kendi söyle. Ben böyle bir alt ettim de. Doğru söyle. Gideyim söyleyeyim değil mi? Seyfi, Naci'yi disiplin koğuşuna götürün. Doların sahibini söyleyene kadar orada kalacak. Emredersiniz komutanım. Siz ne istiyorsunuz? Biz mi? Hiç. Ha, istirahat için teşekküre gelmiştik komutanım. Sağ olun, makbule geçti. Vedat, kaybol. Siz de kaybolun. Emredersiniz komutanım. Gördün mü şey? Alo, Fikriye Hanım'la görüşebilir miyim? Pardon, yanlış oldu galiba. Bana bakın şimdi. Tosun'u 100 dolar için içeri diskoya attılar. Bakın 150 bin dolar için bizi asarlar abicim. Eyvah! Bakın şimdi, biz en iyisi bu parayı bırakalım yerine. Başkaları bulsun, yürü. Bir dakika, bir dakika. Levent Üstemen öğrenince ben ne öreceğim? Param var mı? Derdin var. Yemeyecektin şişik beleş tostları löpür löpür. Ne yapalım mukadderat? Sen yemedin mi dingesiz? Şimdi bu. Sen en iyisi bir git Levent Üstemen'i yakala.
De ki komutanım böyle böyle oldu de. Ben o süperliğe giderken yoldan buldum de. E yalan mı değil? Söyleyeyim değil mi? Söyle. Söyle şişikçim be. Bak bak bak. Tosun senin yüzünden içeride çocuk be. Yazık ya. Hadi. Hakikaten lan. Tosun'u da kurtaralım da. Çıkınca bir dost ne yapsın manyağı. Canım çekti. O kadar konuştuk şimdi. La oğlum Tosun'un $100 sahte çıktı değil mi? Sahteydi. İster misiniz abicim bu $150,000 sahte çıksın? He? Çabuk ulan çabuk. Gel. Senin ne işin var burada? Evet, evet, evet. Senin burada ne işin var? Kerim. Böyle idare edeyim komutanım. Bir problem olduğunu duydum ve iyi bir atker olarak gelip yardımım olup olamayacağını gözlerimle görmek istedim. Komutanım, Cemal izin kağıdını vermek istemiyor. Sadece size teslim edermiş. He, sana niye vereyimmişim? Cemal, ver bakayım şunu. Bunu sana binbaşı mı verdi? He, ta kendisi verdi komutanım. Kendisini ben de gördüm komutanım, kademede. Yalnız çok iyi bir atker olduğunu söyleyemeyeceğim. Zira ben gördüğümde bir düğmeti tanlanıyordu. Daha sonra kademeyi tekrar ziyaret ettiğimde o düğmeyi yerde buldum. Tabii kademede ne itin vardı diye sorarsanız şöyle yanıtlayayım. Benim kademede bir arabam var. Tamam Yusuf, uzatma. Düğmeyi ver bakayım. Buyurun komutanım. Tamam, herkes görevinin başına. Yusuf, sen kademeyi kontrol et. Emredersiniz komutanım. Şişmiş mi? Sığmıyor bunlara. Hakikaten doğru söylüyorsun ha şişik. Şişt, şu döşemeyi kaldıralım da vidalayalım, vidalayalım. Ben niye kaldırayım? Sen kaldır. Bana ne? Cumbo. Aca bıdı 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 çene çalışıyor. Biraz da eli çalışsın. Bak sat şu iş halle olsun. Hadi ya. Tek bir dinle arabanın etrafında. Ne yapıyorsun? Bunlar ne? Hiç heveslenmeyin komutanım. Sahte olma ihtimali var. Sahte paraların menteği belli oldu. Zaten tüpeleniyordu. Komutanım, siz bizi yanlış anladınız. Ne yanlış anladın be? Elinde sahte paralar benim arabama dokundurmaya çalışıyorsunuz. Zaten bu alayın benim arabamla ne alıp veremediği var anlamadım. Bir araba aldım, herkes kıskançlıktan çatladı. Ne kıskanç bir alaymış. Komutanım yapmayın yani. Sırf size kıskançlığımızdan dolayı üşenmeyip $150,000 sahte para mı bastık biz? Evet komutanım, biz bastık. Nereye biz de bastıysak? He. Sonra da sizin arabayı bulduk ve ona saklamaya çalışıyoruz. He! Öyle olmadı ki. Doğruyu söylesin mi? Yapma sadece istemem. Kaldır elleri. Dürtün önümü. Dürün. Cemal, sana izin kağıdı veren sahte binbaşı bu muydu? Yok komutanım, bu değildi. Daha uzun boyluydu. Ne? Cemal, hasta etme adamı. Vesikalık fotoğraf bu. Nereden anladın adamın daha kısa boylu olduğunu? Doğru değil sus komutanım ama o daha uzun boyluydu. Anladım. Bu muydu peki? Değildir. Bu? Bu da değildir. Bu? Bu hiç değildir. Bu. Uy! Galiba tanıdı komutanım. Komutanım, insanlar birbirine bu kadar benzer derlerdi ama inanmıyordum. Ya ikiz gibiler. Bizim Trabzonsporlu Yattara'ya benziyor. Hık demiş, burnuna düşmüş komutanım. Cemal. Bak yavaş yavaş sinirleniyoruz ama. Bırak konuyu dağıtmayı da hatırla şunu. Niye sinirleniyorsunuz komutanım? Adam Yattara'ya benziyor. Benim suçum ne? Ne oluyor be? Adam gibi durun karşımda. İndir elini. Komutanım. Olayı çözmüş bulunuyor. Bunların hepsi sahte. Nereden buldunuz bunları? Anam! Yusuf uzman çavuşumuzun arabasından çıktı vallahi. Zinhar iftira yalan. Nereden benim arabamdan çıktı? 40 yılda bir araba aldım. Bütün alay kıskanıyor komutanım. Nerede mi kıskanıyorsun? Nereden çıktı benim arabamdan?
Tamam Yusuf, tamam. Sakin ol. Komutanım durumu beni zahideyim mi? Mesulüm komutanım, bizim bu parayla hizmetle bir alakamız yok mu komutanım? Komutanım başımıza kötü bir şey gelir mi acaba? Ne yani şimdi, ben üstünde değil miyim? Yeter! Çıkın dışarı! Emredersiniz komutanım! Başlıyorsun kanka. Emredersiniz komutanım. Dışarı! Efendim ondan torun. Ondan sonra bir de baktım ki üte kartı bir kalmadı. Hemen davrandım Tila. Vrede yurtlar deyip üplerine yürüdüm. Çok ilginç. Yalnız benim aklıma bir şey takıldı. Bunlar böyle özel eğitimli CIA ajanları falan mıydı? Vedat, Gökhan ki kendisi bayağı iridir, bir de Terkil. Efendim şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Küçük bir hatırlatmada bulunayım ben Sultan Hanım. Vedat, Gökhan ve Şakir benim burada ördek yürüyüşü yaptırdığım askerler. Neyse Sultan Hanım, burada rahat edilmeden tohbet etmek pek mümkün değil. Aklıma ne geldi? Bakın ne diyeyim. İtertenet benim yeri arabamla bu akşam Bebek'te tide bir yemek etmeliyim. Hem bol bol tohbet ederiz. Ay yok artık. Yani tabii olur olur da en iyisi Kerim Bey de gelsin. Aa ya da siz diğer askerlerle toplaşıp böyle hep beraber gidin, ben görevimin başında kalayım. Ne münasebet canım. Yusuf. Komutanım. Teşekkür etmek için buraya kadar gelmende hiç gerek yoktu ama madem geldiniz buyurun. Saçmalama Yusuf. Akşam bana araban lazım. Ne? Kerim. Komutanım, ben Aktan Tutar Hanım'la belki arabayla bebeğe gidecektik de. Hayır komutanım. Ne alakası var canım? Aa. O zaman ben vereyim dedi anahtarları. Ben sıkıldım. Sabaha kadar böyle bekleyecek miyiz? Bu araba hep alayda kalacak değil ya.